Arkadaşlar selamlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bugün yazın son günü, üçüncü gün. Bir önceki bölümde karşı tarafa inşaatçı kulübesi yapmıştık. Bir de yel değirmenimizi etrafını şey yapmıştık. Yel değirmenimizin etrafını biraz dekorasyon yapmıştık. Şimdi bir uyuyalım önce. Bir sabah olsun. Şimdi sonbahardayız. Sonbaharın birinci günü. Şimdi bu bölümde yel değirmenine bir tane eleman alacağız. Onu almak için işte diğer köylere gideceğiz. Şöyle bir tane çiftçiliği 3 level olan en azından bir tane eleman alalım. Ondan sonra bir tane de inşaatçı kulübesini alalım. İnşaatçı kulübesine eleman almak için hangi özelliğine bakmamız lazım? Bir bakalım. Üretim teknolojisi. İnşaatçı kulübesini nereden açmıştık ya? Hangi seviyede açıldı o? Burada değil, şurada mı açıldı? Aynen. Burada açılmış. İnşaat teknolojisi olan bir eleman alacağız. İnşaat teknolojisi güzel olan bir eleman alacağız. Ondan sonra ha oğlum ben burada en son maden var sanıyordum. Madenden sonra daha şeyler varmış ya. Tamam. Tamamdır abi. Şimdi diğer köylere bir gidelim. Benim beygirim nerede? Buradaymış. Belki şu ata da sonra şey alırız. Bir tane ne diyeyim arkadaş alırız. Canı sıkılıdır bunun şimdilik. Şimdi karşıya geçtik. Karşıya inşaat teknolojimizi yaptık. İnşaat teknolojisi diyorum. İnşaatçı kulübemizi yaptık. Karşılara geçen bölümde söylediğim gibi hayvanları ve böyle ne bileyim demirhane falan o tarz şeyleri bazılarını o tarafa taşıyacağız. Hatta ikincilerini yapacağız. Mesela bir tane kaynak deposu yapmayı düşünüyorum. Falan filan zamanla yapacağız işte oraya da. Şimdi ufak tefek dekorasyonları izlemekten sıkılmışsınız belli. Yani o tarz yorumlar vardı. Ona dikkat edeceğim arkadaşlar. Böyle iyice ufak tefek şeyleri video dışında yapacağım. Şimdi. Yok, şimdilik bunları almayayım. Ben diğer köye gideyim. Şu an herhalde şey kadın işçi alabiliyoruz diye tahmin ediyorum köye. Erkek alamayız diye düşünüyorum. Çünkü yeni ev yapmadık. En son yaptığımız evlerde de genelde erkekler vardı. Yine bir tane kadın işçi aldığımızda onu görürüz hemen. Bakalım burada kadın işçi var mı? Şöyle atımızdan bir inelim. Bir tane kadın var. Mesela bak şunu da değirmeni alabiliriz aslında ha. Hello there. Şimdi bak bunu bir alalım köye tamam mı? Bunun adı neymiş? Godzimira. Şimdi bunu eve yerleştirmeye çalıştığımızda göreceğiz. Ekstra evimiz var mı yok mu? Yok. Bak şu an sadece kadın alabiliyorsun. Ya da bilmiyorum erkek de alabiliyor. Buzdur. Mesela ben bunların hepsinde kadın vardır diye düşünüyorum. Tamam. Godzimira'yı aldık. Buna şey atacağız. Hizmetler İnşaatçı Kulübesi. Godzimira, neredesin? Seni buraya atadım, tamam mı? Sen Ha burada direkt zaten hasar gören evleri bu kendisi yapacak o zaman otomatik. Ben şey sanıyordum hani şu ev yıkılmış ki şunu yap tek tek seçeceğim sanıyordum. Öyle bir şey yokmuş. Tamam o güzel oldu. Şimdi bunu da How can I help you? yel değirmenimizi alalım.
Erik diyelim sana da. Önce bak şimdi göreceğiz. Evet. Hiç evimiz yok. Diğer evlerin hepsinde kadın varmış abi. Şimdi hemen hızlıca eve gidip köye gidip ev yapmam lazım. Neyse ki atım var. Zaten bizim köy yakın buraya. Yavaş yavaş bu tarafa doğru geliyoruz zaten. Bunlar işe mi gidiyor? Aynen madenci. Bunlar madene gidiyor. Şimdi o zaman zaten şu tarafa ev yapıyordum. Buraya bir tane daha ev yapayım. Buraya en azından biraz tamamlamış oluruz. Bundan yapıyordum değil mi? Ben yanlış ev yapmayayım. Buradakiler hep ondan herhalde. Aynen. Şimdi hızlıca bu evimizi bitirelim. Tabii ki taştan yapacağız. Artık şeyle çubukla, hasırla masırla buraya da şunu her seferinde yapıyorum ya. Şimdi camı olan duvar tamam. Buraya da taş duvarımızı yaptık. Buraya da taştan penceremizi yapalım. Çatımız tabii ki. Hah işte kalas problemi yaşamaya başladık artık. Ben hemen şuradan. Şey alayım. Kalas yapayım biraz. Reis müsaade edeceğim mi be? Kalaslarımızı yapalım. Evimizi tamamlayalım. Bu adama ev verelim. Sonra bu adamı değirmenimize verelim. Ben aslında değirmene kadın almayı düşünüyordum da. Neyse bu da olsun bakalım. Şimdi şuraya da yaptık mı? Ha bu sefer de kütük yok. Anasını sattım. Bu arada bunlar ne lan? Bunlar olmuş. Yulaf diyor. Ha. Nasıl? Yel değirmeninin altında çalışan işçiler hoş gözükmüyor mu ya? Gayet hoş gözüküyor. Şimdi şuraya da bir çalıştırabilirsek. O lahanalarımız yine olmuş. He, kütük birikmemiş burada. Yok birikmiş. Paramız gene 21K olmuş. Güzel. Tarla sayımızı arttırmamız güzel oldu ya. Bir sürü şeyimiz oluyor artık. Ürünümüz oluyor. Tamam şimdi evimizi yaptık. Şu adamı da bir eve yerleştirelim. Tamam, sen buradasın. Ondan sonra sana işler atıyorum. Sen bundan sonra değirmendesin kardeş. Tamam mı? Değirmen dönmeye başladı mı? Başlamadı. Neden? Çünkü muhtemelen görev vermedik. Gel değirmeni. Kanka sen burada bundan sonra şey yapıyorsun tamam mı? Un yapıyorsun sadece. Şöyle 20-20 yapalım ki bütün şeyleri de una çevirmesin çünkü onlar bize lazım oluyor. Ha, mesela yulafta %20 yapsın. Ondan sonra bu da çavdar herhalde. Aynen bu da çavdar. Çavdarda da %20 yapsın.
Buğdayı arttıralım. Şöyle. Tamam, buğday da bu kadar yapsın. Bakalım başlayacak mı çalışmaya? Niye başlamadı? Çünkü eleman daha oraya gelmedi herhalde. Bak geliyor. Haydi çabuk ol. Şimdi o oraya gidene kadar ben önümüzdeki kısa, orta vadeli planımızı anlatıyorum arkadaşlar. Kalkınma planımızı. Şimdi buradaki şeyi kaldıracağım. Tamam mı? İlk önce bunu kaldıracağım. Bunu karşı tarafa götüreceğim. Hatta gidelim. Karşı tarafa bir yapalım. Bir tane. Çünkü yavaş yavaş karşı tarafa yerleşeceğiz. Buraya boşaltacağız. Buraya evler yapacağız. Tavernamız için zaten yeri açmıştık. Tavernaya yakın evler yapacağız ki tavernamızın etrafındaki insanlar çok insan gözüksün yani. Bir arkadaşımızın tavsiyesi, taverna yapacaksan etrafında adamlar olsun falan demişti. Şimdi buraya şey yapacağım, tamam mı? Neydi onun adı? Atölyeyi buraya taşıyacağım. Yo, pardon, ben buraya şey yapacaktım. Bak unuttum ha. Az daha yapıyordum. Buraya bir tane daha pazar tezgahı yapacağım, tamam mı? Nasıl yapsam yönünü? Buraya bir tane pazar tezgahı kondurdum. Şimdi yapmayayım. Kaynak falan gider. Bunun etrafını güzelce böyle dekore edeceğim. Önünü işte böyle pazar tezgahını andıran gerçekten böyle şeyler koyacağım. Şunlar kaldıramıyoruz mu ya bunları buradan? O tarz buraya güzel bir dekorasyon yapacağım abi. Tamam mı? Bu pazar tezgahı burada dursun. Ondan sonra mesela burada yol var değil mi? Aynen, burada yol var. Buraya ilk önce şey yapalım. Orada ne vardı? Buraya bir koyun ağılı yapayım. Neden böyle yapıyorum? Mesela bu ağaçları kesmeyeceğim ki hayvanlar buralarda böyle gölgeliklerde falan dolaşsın gibisinden. Hatta bir arkadaşımız kendi oynarken yapmış. Yani güzel oldu falan diyordu. O yüzden hani biz de bir deneyelim bakalım. Şöyle hasırımızı da koyalım. Kütüğümüz de şeyimiz bitti. Artık yetmiyor. Neden yetmiyor? Bizim şeyimizde adam mı bitti ya? Ham madde çıkarımı. Odunlukta. İki kişi çalışıyor. Yakmalık odunu düşürelim. %15'e falan. Şunu arttıralım. Ben videoyu burada durduruyorum arkadaşlar. Biraz bir şeyler toplayayım ben. Ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi ağaçları kesmeyeceğim dedim ama şöyle ufak bir seyreltme yaptım. Şöyle aralara birkaç tane. Öncelikle şuraya bir tamamlayalım, tamam mı? Hasırımız var. Tamam, buraya bir tane koyun ağıl yaptık, tamam mı? Hatta yanına bir tane daha yapalım. Çünkü bundan 3 tane lazım. 2 tane koyunlar için. Çünkü koyunları tekrar ikiye böleceğim. Yün lazım bize. Tamam, kütük yetmedi gene. Onu ben birazdan toplarım. Çatıyı bitirelim en azından. Çatıyı da bitiremiyoruz çünkü çatılara da şey lazım. Tamam. Şimdi şöyle evler hayvanların kulübeleri genelde yan yana olacak. Bir tane de şuraya atabiliyorsam hatta keçiler için atayım. Sonra
Tamam mı? Böyle 3 tane keçiler için, koyunlar için yer yapacağız. Ondan sonra tavuklarımız için yer yapacağız. Tavuklar şuraya sığıyor mu? Bakalım. Mesela buraya tavuklarımız için yer yapacağız. Ondan sonra inekleri şu tarafa almayı düşünüyorum. Çünkü ineklerin yeri biraz daha büyük. İnekleri bu tarafa alacağız. Ondan sonra kazlar için şuraya yapabiliriz. Hatta bir tane daha tavuk yeri yapabiliriz falan. Bu taraf bu şekilde olacak. Şimdi ben biraz daha bir kütük falan toplayayım. Hatta bakın yel değirmenimiz çalışmaya başlamış. İşçi almıştık ya artık. Güzel. Yel değirmenimiz çalışmaya başladı. Bir gidelim yakından görelim. Mesela bu koyunları falan buradan taşıyacağız. Buralara şu sokağımız gibi sokak yapacağız. Güzel olur. Böyle sanki sokak bu taraftan geliyor, diğer o taraftan geliyor. Böyle ortada meydan gibi. Güzel olur. Şimdi hazır yel değirmeni çalışmaya başlamışken artık şeydeki neydi o? Ahırdaki şeyler şey yapmasın abi. Un falan yapmasın. Bunları bitirelim. Tamam mı? Bunların görevini bitirelim. Mesela bunlar artık ne yapabilirler? Haşhaş doğum yapabilirler. Çünkü haşhaşımız bolca var. Suni gübre yapmıyor mu bunlar? Yapmıyor. O zaman suni gübre yapsınlar. Suni gübre de bizim için önemli. Başka ne yapıyor bunlar? Buğday tahılı arıyor, ayırıyor. Hayvan yemi ayırıyor. Konuşamıyorum. Tamam. Güzel. Ya yel değirmenimize bakacaktık. Abi 10 numara değil mi ya? Vallahi çok güzel ha. 10 numara. Bunlar hala biçememişler. Şuradan tırpan alayım da biraz biçim yapayım. Ses çıkıyor mu? Aynen, hafiften böyle bir ahşap gıcırdaması geliyor. Bu ablamız da buğdayını getirmiş. Öğütmek için bekliyor. Aferin. Şunun içine bir gireyim ya. Nasıl çalışıyor bu? Neyse, güzel. Vallahi 10 numara olmuş ya. Bir tane daha mı yapsak ki? Neyse, sonra yaparız. Şimdi bronz tırpan alayım bir tane. Herhalde bir tane yeter. Orayı biçmek için. Hemen envanterden bunu bir boş yere koyalım. Bu ablamız da lahana mı topluyor? Lahanaları toplamışlar zaten. Aşçı da alabiliriz. Mesela artık. Ya belli bir süre yemekleri kendim yapmam gerekiyor tavanadan. Tavanayı açmak için. Tecrübe puanı kasmak için ama. Yapacak bir şey yok. Alırız şimdilik, koyarız. Kendimiz yemek yapacağımız zaman yaparız gene. Yalnız bu oyundaki en zevkli şeylerden biri tarım ya. Gerçekten şu biçme işi falan çok güzel. Gübreleme ve şey bayağı vakit alıyor, bayağı sıkıcı oluyor da. Bu biçme işi güzel. Bu arada hayvan yemi mi bitti? Bir dakika, köyde bir ciddi problemler olmaya başladı. Onu bir bırak. Hayvancılık. Ha, bunlar inşa edilmedi diyor zaten. Onu boş ver. Domuzların yemi bitmiş abi. Domuzların başında çalışan kadın hamileydi ya. Şimdi bir saniye, bizim ahırımız nerede? Şurada biraz çavdar alayım ben. Benim üstümde hayvan yemi var mı? Önce ona bakayım bir. Varmış. Ben bunları bir hemen geçiştirmelik bırakayım. Hayvan yemi biraz. Ondan sonra yaparız. Hayvan yemimiz var bolca da. Dediğim gibi
domuzların elemanı hamile olduğu için. O yüzden onlara bakan yok. Domuzlara bak oğlum, insan gibi oturuyorlar ya. Bunları görünce Hayvan Çiftliği diye bir kitap vardı. Okuyan var mı bilmiyorum. Çok güzel bir kitap. Oradaki domuzlar aklıma geliyor. Yavşak domuzlar. Bunların altını da ben temizleyeceğim o zaman. Yapacak bir şey yok. Şimdi çiftçi barakalarımızdan birinde bir problem var. Suni gübre falan bitmiş olabilir. Muhtemelen. Bir bakalım hemen. Neydi? Çiftçilik. Muhtemelen suni gübre yok. Aynen. Herhalde. Hemen bir kaynak depomuza gidelim. Üstümüzde var mı suni gübre? Yok. Hepsini şeye bıraktıydık zaten. Anlaşılan suni gübre de yetmiyor. Güzel, bak hemen buraları çapalamışlar. Ondan sonra ne bileyim gübrelemişler falan filan. Abi bence bak, şimdi oyundaki işçi yerleştirmesindeki en önemli şeylerden biri, tek kişinin çalıştığı yerlere kesinlikle erkek alınması lazım. Mesela hayvan barakalarına kesinlikle erkek olması lazım. Çünkü kadınlar hamile oluyor falan, sizin bakmanız gerekiyor. Ama mesela bu tarz ahırda 3-4 kişinin çalıştığı yerlerde yarı yarıya yapılabilir. Yani erkek kadın karışık yapılabilir. Çünkü kadınlar hamile olsa bile erkekler çalışmaya devam ediyor. İş az da olsa aksamıyor yani. Ama mesela domuzlarda eleman yok. Mesela iş aksıyor. Yani ben böyle düşünüyorum, yani benim düşüncem bu. Suni gübre bırakalım. Bakalım suni gübrem yokmuşmuş. Evet, biz 400 tane bıraktık şimdi. Şimdi şu unları bir alalım. Ondan sonra taşları alalım. Yün birikmiş, 48 tane yünleri alalım. Sonra devam ki. Bu kadın şey, bu inşaatçı kulübesini aldığımız kadın niye çalışmıyor abi? Oğlum çekiç alsın şeyden. Çekiç var zaten, yok gözükmüyor da. Gitsin alsın abi şeyden. Yani şu pazar tezgahı zaten bitmedi diye gözüküyor. Vallahi yapacak bir şey yok. Herhalde zamanla yapar diye düşünüyorum. Hiç tamir etmemiş gibi de duruyor. Bakalım birazdan görelim. 3-5 tane hasarlı ev var. Bakalım tamir edecek mi? Şimdi akşam oluyor. Sabah olunca bakarız. Şimdi ben şurada biraz çalışayım. Durmak yok, çalışmaya devam. Gün ipliklerimiz birazdan bize lazım olacak. O yüzden şimdiden hazır tutalım. Yani birazdan dedim, önümüzdeki bölümlerde falan. Hala ışıklandırmaya devam edeceğiz çünkü. Tamam. Şimdi koyunlarımızı da artık ikiye böleceğiz ve sayıları artacak. Mesela bu sokağımız çok güzel olmadı mı? Efsane güzel oldu. Bunun aynısını bu tarafa da yaparız. Yani biraz benzerini. Burası böyle meydan gibi olur. Kafeler. Yani kafeler ne yapacağız ya, işte kafeler varmış gibi olur. Şimdi depoya bir bakalım. Baksana abi, depo dökülüyor ya. Kütük yok ki, nasıl tamir edeyim? Var mı burada kütük? 67 tane. Güzel, iyi biriktirmişler. Şuraları bir tamir et. En azından burayı ben yapmış olayım yani. Şimdi saat kaç? Saat 7'ye geliyor. Ben akşam olmadan şuraya bir tamamlayayım. Elimize yapışmasın.
Bunun ikisi de mi yarım kalmış lan? Yok, pardon. Tamir şeyinde kalmış ya, kafa gitti ya. Vallahi bugün bayağı yorulmuşum ben herhalde işte. Çekicim var mı benim başka? Yok. Hemen bir tane dandirikten yapalım. Tamam. Şurayı da bitirelim madem. Tamam abi, 3 tane şeyimiz hazır şu an. Küçükbaş hayvanlar için, keçiler için, koyunlar için. Koyunları dediğim gibi ikiye böleceğiz. Biraz, hatta bu ikisi koyun şey olabilir, yan yana olduğu için. Bu bir keçi olduğu için bu biraz ayrı olmuş gibi. Buraya da keçi yapabiliriz. Şimdi hatta şimdi aktaralım mı? Şimdi aktarmayalım, bir uyuyalım. Saat 8'e geliyor. Gündüz gözü çalışırız. Şöyle biraz mantar toplayalım. Mantarlar yemek yaparken lazım oluyor. Mesela bizim ta serinin başlarında bir tane 6 level şifacımız vardı. O adamı kim bilir nerede çalıştırıyorsun. Onu da mesela şifahaneye geri verebiliriz. Onun baktığı işe başkasını alabiliriz. Hatta dur bakalım, bir şeyden bakalım, yönetimden, insanlardan belli olur. Bir tanesinin 6 level şeyi vardı ya, güzel şifacılığı vardı. Da şimdi nereden bulacağız onu? Neyse geç. Baksana abi. Bir sürü çocuk var. İki tane hamile var. Yemin ediyorum insan fabrikası gibi bizim köy. Herkes çocuk yapıyor. Şuradan biraz çiçek böcek toplayalım. Devam. Bak şöyle ışıklar biraz güzel olacak ha. Evimiz güzel. Bu adam da bak her akşam yürüyüp gelip böyle benim kapıda bekliyor. Oğlum bak vallahi tokadı yersin ha. Ayağını denk al. Tamam. Şimdi ne yapacaktık? Şeye bakacaktık. Mesela inşaat, o kulübedeki kadın çalışıyor mu? Bak hala, ha ama daha mesai başlamadı diyecektim de. Gün içerisinde de yapmamış. 5 tane ev hasarlı hala. Mesela buraya da bir ev yapabiliriz. Şimdi şuradaki koyun ağılımızda kim çalışıyor? Ona bir bakalım. Tamam mı? Burayı artık yavaş yavaş boşaltalım. Koyunlarımız da gene fullenmiş maşallah. Hemen hızlı hızlı üremişler. Şimdi evleri bir kapat. Tamam mı? Hayvancılık. Şu üçünde eleman yok zaten. He, yün şeyi de bitmiş bak. Tamam. Burada koç var, koyun var. Burada kim çalışıyormuş? Gene Erat diye biri çalışıyormuş. Tamam. Şimdi kardeş. Şu haritada yakınlaşsaymış güzel olurmuş. Şimdi şu. Şu en dipteki oraya keçi yapacağız. Şu biraz daha berideki, tamam mı? Buraya işçi alıyorum, tamam mı? Gene yarat. Sen artık oradasın. Ondan sonra koçları
Koyunları şeyin yanına veriyorum ki hayvanlar yabancılık çekmesin. Sana alışmışlardır zaten. Koyun. Tekrar koyun. Kuzu. 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 Tamam. Abi siz yün yapacaksınız. Ben size alet getireceğim şimdi, bekleyin hemen. Tamam mı? Tamam. Buradaki hayvanlar boşaldı değil mi? Oraya gitti. Güzel. Hayvan yemi yok diyor da herhalde sizin sahibiniz verir diye düşünüyorum. Şimdi ben gideyim bir tane, hatta bir tane değil, biraz demirden şey yapayım. Üstümde demirden şey var mı? Demir madeni falan var mı? Nereden bakıyorduk ona? Demirci var. Abi bir 4-5 tane koyun makası yapayım. Kırpma makası. Onlar lazım olacak. Demir aletler diyelim. 20 tane çok. 4 tane yapayım. Onu bir koyayım. Tamam mı? Güzel. İlk hayvanlarımızı, ilk postamızı oraya gönderdik. İnşallah yanlış yere atamamışımdır. Çünkü koyunların şeyi yan yana olsun istiyorum. Tamam. Bu problem. Bitti mi? Bitmedi. Ben hemen onların şeyi, mesai başlamadı şimdi. Onların elemanı gelene kadar geçici süre onlara bir şey bırakayım. Yem bırakayım. Valla 10 numara, tam doğru yere atamışım bak. Güzel. Şöyle üzerimde biraz yem var. Sizin çoban gelene kadar sizi idare eder arkadaşlar, tamam. Bak çobanınız da gelecek zaten, mesai başladı. Şimdi ne yapacağız artık, köyümüze bir tane daha erkek şey alacağız mecburen. Hayvancı alacağız. Neden erkek? Az önce de açıkladığım gibi. Bu tarz tek kişinin çalıştığı yerlerde erkek almak mantıklı. 3 kişinin 4 kişinin çalıştığı yerlere karışık işçi verilebilir. Çünkü kadınlar hamile kalıyor. Bak hayvanlara bakacak adam yok. Tamam. O zaman hiç vakit kaybetmeden şurayı bir yıkalım. İyi, malzemeleri geri veriyor özelliği. Ben nereye yıktım lan? Yo, ben doğru yere yıktım. Burada problem niye? Bu problem niye çıktı? Evet, yanlışlıkla kazların yerinde yıkmışım. Pardon, pardon. Tamam oğlum, yanlışlıkla olmuş. Niye bakıyorsun? Tamam abi, kazları da atamak gerekiyor diye unuttum. Sonunda yaptık. Şimdi gel değirmenimize bak, ha nasıl hızlı çalışıyor. Dün sanki biraz daha yavaş çalışıyordu. Bugün biraz daha hızlı çalışıyor. Güzel. Şimdi arkadaşlar, bu bölüm burada bitirelim. Şimdi dediğim gibi hayvanları yavaş yavaş taşımaya başladık. Hepsini taşıyacağız. Buraya boşaltacağız. Bunları hep kaldıracağım buradan. Bu atölyeyi, bunları buradan kaldıracağız. Buraya şu karşıdaki gibi şey yapacağız. Sokak yapacağız. Şimdi ilk önce buradan koyun ağılımızı kaldırdık. Karşı tarafa yaptık. Koyunlarımızı taşıdık. Önümüzdeki bölümde gene oraya
şey alacağız. Bu arada ben ölüyormuşum susuzluktan. Hiç fark etmiyorum ya. Şimdi 3 tane yeni şey yaptık. Koyunlar ve keçiler için. Keçilerin bir elemanı daha var zaten. Keçileri aktardığımızda onların elemanı da zaten oraya gitmiş olacak. Ondan sonra koyunlar için bir tane daha eleman alacağız. Mecbur erkek alacağız. Dediğim gibi orada tek kişi çalışan yerlerde erkek çalışması lazım. Keçilerimizi de taşıyacağız. Burayı boşaltacağız. Buraya böyle meyve bahçesi yapacağız. Ondan sonra hatta kafamda şöyle bir şey var. Kendi evime yaptım ya taş yol. Mesela şuraya üşenmeden böyle artı şeklinde bir böyle bir de şöyle uzunlamasına şey yapacağım böyle taşlardan yol yapacağım bahçe yolu gibi. Burada sanki 4 tane meyve bahçesi gibi olacak. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Şimdi buradan karşıya bir yol, tamam mı? Ondan sonra yani artı şeklinde buradan aşağıya doğru bir yol. Yani şurada bir tane bahçe, burada bir bahçe, burada bir bahçe, bu burada bir bahçe olacak. Öyle yapmaya çalışacağım. Hani ortasında meyve bahçesinin ortasında yol gidiyormuş gibi. Böyle bir düşüncem var. Önümüzdeki bölümlerde. Ondan sonra dediğim gibi buraları taşıyacağım. Bu bölüm burada bitirelim. Yorumlarınız varsa yazabilirsiniz her zaman söylediğim gibi. Destek olmak isterseniz de abone olabilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.